Hocam evlilikle alakalı soracağım. Evlilik şu an gündemimizde çok yani zor, evlenmek isteyen gençler yani azaldı, yaşı çok Vallahi yükseliyor. azaldı gerçekten. Fiyat olarak yani baktığın zaman bir türlü ona dayanan var, evlilik maliyeti. Hayır. Ya bununla ilgili ne Evlilik demek istersin? pahalılaştıkça demiş Ömer Nasuhi Bilmen. Zina ucuzlayacaktır demiş. Ne olacaktı? Nikah kıymaya gidiyorum. 8 tane bilezik demiş. Burma demiş. Cart demiş. Cürt demiş. Anlamıyorum bu burma nedir. Bana da söylüyorlar. Geçen hatta ne diyorlar? Ajdar mı diyorlar? Ajma mı diyorlar? Ajda mı diyorlar? Ajda hocam. Dedim o ne ya? Oo, senin dünyadan haberin yok. Param yok ki altınla piyasasını bileyim değil mi? Böyle acayip acayip parası olanın konuştuğu tabirler bunlar. İstemiş neyse 7-8 tane bilezik istemiş. Ben bilmiyorum ne kadar para yapıyor. Siz biliyor musunuz burmalar falan ne kadar? Yok Burma hocam. ne demek zaten? Bir de Hocam. Adana burması varmış, Trabzon burması varmış. Hocam bunlar kalın oluyor biraz daha. Şöyle. Ha. Çevrelerinde dönüyor alt. Benim de bildiğim o. Vallahi biz göremedik öyle şeyler. Bilmiyorum yani. Biz evlenmeyi mi beceremedik? Bu millet cılkını mı çıkarıyor? Nikah kıymaya gittik. Hoca kız bile yani. Bak bunu hoca kızlar yaparsa. Gerçi bütün hoca kızlar böyle demiyorum yani. Ama piyasada böyle hocası da var, hacısı da Evet var, hocam var. cahili de var, her türlüsü var. Bazen bakıyorsun cahil hocadan daha iyi. Yani bu biraz karakter meselesi. Yani aç gözlülükle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi yazmış 8 tane. E tamam. Mehire onu mu yazacağız diye soruyorum. Yo, o ayrı. Bu ne o zaman peki? Bunun adı ne? Bu hediye. Lan hediye zorlu olur mu? 8 tane bilezik alırsan evlenirim seninle. Ama hediye. Ya bu mehirdir. Mehir istersin. Ev istersin. Evin eşyalarını istersin. Adamın yapması gereken vazifesi bunlar değil mi? Evet. İşte bir takım şartlar koşarsın. Yani şunu istiyorum. Böyle saygı duymalı. Benim kriterlerim bunlar. Seninkiler şunlar. Anlaştın mı? Anlaştın. Tamam işte da. Bir tane E sen yalanlardan da şimdi bildim. bakıyorum. Lan bu insafsızlık ya. Bir hafta boyunca yatak odası almak için dolaştırılır mı? Adamın işi gücü var. Zaten var ya bir zaman sonra o eşyaların güzelliği falan gözünden gidiyor. Sıradan oluyor. Bunu bu kadar abartmanın lüzumu ne? Bir hafta boyunca yatak odası aramak ne demek ya? Adam akşama kadar gamas, masko, ora, bura, mağazalar dolaşıyor da bir yatak odası vitrin cartçuk beğenemiyor yani. E sen Evet. şimdi damat olsan, bunun yanında akşama kadar dolaşsan daralmaz mısın? İşin gücün var ya. Hele benim gibi birisiysen. Ben yani hiç karışmam. Bakın ne? Tamam. Orada bekliyoruz. Ne istiyorsunuz? Bunu mu? Tamam alalım abi. Siz dolaşın ama oradan gir çık, oradan çık. Bu işi bu kadar zorlaştırmayın da. O eşyalar bir zaman sonra gidiyor. Evet. Çöp oluyor. Onun yerine başkasını alıyorsun yani. Bilmiyorum ne kadar desek de tabii biz bunları konuşsak da bana öyle geliyor ki kimsenin de pek umurunda değil. Aa hoca böyle dedi biz böyle yapalım. Veya hocalar böyle diyor. Biz bu işi kolaylaştıralım diyenini göremezsin. Bakıyorum şimdi gelin artık havadan iniyor böyle. Halatlarla bir saçmalıklar. Bir saçmalıklar. Yani hangi bir saçmalığı anlatalım yani değil mi? Aynen bitmez hocam. Bakıyorum geçen gün arabayla getiriyorlar gelini. Nereden biliyor musun? Düğün salonunun içerisinde arabayla getiriyorlar ha. Düğün salonunun içerisinde kayıkla getiriyorlar. Havadan indiriyorlar. Lan oğlum Alttan kendini çıkıyor. niye bu kadar rezil rüsva ediyorsun ya? Bu çocuksu çok ne bileyim yani Bir de aslında vakarını düşüren şeyler. Yalan mı söyleyeyim? Vallahi vakarını düşüren bir şey. Havadan gelin iniyor. Hocam bir de çalgılı çengeli ise. Orasını hiç girmiyorum. Zaten bu zamanın düğünleri. Bu zamanda bulabilirsen bu gibi şeylere karşı bir gelin. Allah'ın rızası için iş yapalım falan. Hazreti Fatıma annemiz bugün olsa nasıl evlenirdi? Nasıl bir düğün yapardı bilinciyle? Gerçi adama bunu desen gelinlik giyerdi der yani. İngiliz'in gelinliğini giyerdi der. Yalan mı? Doğru. Kız demiş ya. Anası demiş ya.
İmanıma da mal olsa kızıma gelinlik giydireceğim demiş ya. Biliyorsunuz değil mi? Efendi Hazretleri anlatıyor. İmanıma da mal olsa dediğin an mal oldu zaten. Çarşafın içinde bile olsa. Abi nasıl bir sevdadır bu İngiliz'in gelinliği. Şimdi başörtüler eskiden uzak dururdu böyle şeyden. Bir tercih arasında kalırdı. Ya gelinlik çünkü başı açık ya. Veyahut da gelinliksiz düğün. Başını açmaktansa bakıyordum insanlar başını açmayı bazıları tercih ediyordu. Onun da yolunu buldular. Türbanlı gelinlik, tesettür gelinlik. Lan tesettürle bu düğün salonu içerisinde bu şekilde bir düğün nerede var? Yani bilmiyorum. İslam'da gelinlik diye bir şey yok. Ama öyle içine sinmiş ki İngiliz adeti. Bunu dinleyen bile belki birçok insan içinden şey diyecek. Hadi be falan filan. Demeyecek ki ulan sahi ya bu nereden bize geldi? Nereden geldi? Ama bak gelinlikler ne yaptı milleti gördünüz mü? Şimdi gelinlik denemesi de ücretliymiş. O değil. Kafama ne takıldı biliyor musun? Geçen gün diyorlar gelinliğin kiralığı 5 saat kaç para? 30, 40, 50, 100, 150 artık yani bilmem modacı bilmem neden olursa o uçuyor gidiyor. Vallahi var ya ne bileyim yani modern kölelik var ya şu kadarcık kumaş satıyor her tarafı açık bu moda felence yapmış bilmem ne kuyruk bilmem ne mayruk bilmem ne bir şeyler bunlar saçma sapan bir şey yapıyorlar böyle onu oraya sokuştur bunu oldu sana moda. Çok da bir gelinlikten düşün ne kadar para alıyor. Gelinlik de yok ortada. Yani bugünün modaları var ya. Kumaş da yok ortada. Ne sattı bu adam bilmiyorum yani. Saçma sapan bir şey. Hocam üzerinde boncuk sayısı da arttıkça fiyat artıyor. Çok boncuk, kumaş yok ki neresinde boncuk takacak? İğneyle takıyorlar hocam. Vallahi ne kadar güzel değil mi? Moda da altında hem soyundur hem pahalı pahalıya sat. Bir de o sevine sevine gitsin parayı verdikten sonra. Kılmıyor ama bir o yok. Bu da çok tehlikeli bir laf yani. Kılmıyor ama bir o yok. Nerede olurmuş? Ben nice insanlar gördüm bak. Çocuğu ipe sapa gelmez. Şu kafaya bak. Evlenirse düzelir. Evlenirse belki düzelir. Sen anasın düzeltememişsin. Öyle mi? Elin kızı bunu nasıl düzeltecek? Sen anasın yani hakkın var. Sen babasın, sen düzeltememişsin, o kızcağızdan bekliyorsun bunu. Peki düzeltemedi ne olacak? Yazık değil mi onun kızına? Şimdi bakın arkadaşlar bu işi şöyle düşünün. Kızınız olsa, karşınızda böyle birinin olduğunu bilseniz, yani gönlünüzün meyvesini tutup da böyle birine verebilir misiniz gönül rahatlığıyla? Kızım sen onu düzeltirsin. Korkmaz mısın ya? Adam söylemiyor ama. Ben böylelerini gördüm. O, bu kızcağızın hayatı perişan olmuş. Yok abi düzelmez. Düzelmez. Nikahta keramet var. Tamam nikahta neye keramet var? Neye binaen söylenmiş bu? Senin çocuğunu düzeltecek keramet mi var bu kızda? He? Kız keramet sahibi mi? Ya 3 gün sonra hevesini aldığında kızı da perişan edersen ne olacak? Bilmiyorum yani Allah çoluğumuzu çocuğumuzu erkek olsun kız olsun hayırlılarla karşılaştırsın. Aha. Hele bir de var ya kızsa çocuğunuz gerçi kızsa da öyle de erkekse de öyle de ama kız olunca biraz daha çok fazla düşünüyorsun. Nasıl birisi? Yalan söylüyor ya adam gelmiş mesela bir kıza talip oldu. Elhamdülillah. Çok iyi. Sohbet dinliyor falan. Lan yalan. Gece kulüplerinden çıkmıyormuş. Meğer ailesi mütedeyyin birisi muhafazakar diye rol kesiyormuş.